Bir zaman, elim bir esaretimde, insanlardan tevahhüş edip, Arla yaylasında, Çam Dağı'nın tepesinde, yalnız kaldım. Yalnızlıkta bir nur arıyordum. Bir gece, o yüksek tepenin başındaki, yüksek bir çam ağacının üstündeki, üstü açık odacıktaydım. 3-4 gurbeti, birbiri içinde ihtiyarlık bana ihtar etti. 6. mektupta izah edildiği gibi, o gece ıssız, sessiz, yalnız, ağaçların hışırtılarından ve hemhemelerinden gelen hazin bir sada, bir ses, rikkatime, ihtiyarlığıma, gurbetime ziyade dokundu. İhtiyarlık bana ihtar etti ki, gündüz nasıl şu siyah bir kabre tebeddül etti. Dünya siyah kefenini giydi. Öyle de senin ömrünün gündüzü de geceye ve dünya gündüzü de berzah gecesine ve hayatın yazı dahi ölümün kış gecesine inkılap edeceğini kalbimin kulağına söyledi. Nefsim bil mecburiye dedi. Evet, ben vatanımdan garip olduğum gibi bu 50 sene zarfındaki ömrümde zeval bulan sevdiklerimden ayrı düştüğümden ve arkalarında onlara ağlayarak kaldığımdan bu vatan gurbetinden daha ziyade hazin ve elim bir gurbettir. Ve bu gece ve dağın garibane vaziyetindeki hazin gurbetten daha ziyade hazin ve elim bir gurbete yaklaşıyorum ki bütün dünyadan birden müfarakat zamanı yaklaştığını ihtiyarlık bana haber veriyor. Bu gurbet gurbet içinde ve bu hüzün hüzün içindeki vaziyetten bir rica, bir nur aradı. Birden iman-ı billah imdada yetişti. Öyle bir ünsiyet verdi ki, bulunduğu muzaaf vahşet bin defa tezavuf etseydi, yine o teselli kâfi gelirdi. Evet, ey ihtiyar ve ihtiyareler! Madem rahim bir halıkımız var, bizim için gurbet olamaz. Madem o var, bizim için her şey var. Madem o var, melaikeleri de var. Öyleyse bu dünya boş değil. Hali dağlar, boş sahralar, Cenab-ı Hakk'ın ibadıyla doludur. Zişuur ibadından başka, onun nuruyla, onun hesabıyla, taşı da, ağacı da, birer munis arkadaş hükmüne geçer. Lisan-ı halle bizimle konuşabilirler ve eğlendirirler. Evet, bu kainatın mevcudatı adedince ve bu büyük kitab-ı alemin harfleri sayısınca vücuduna şehadet eden ve zîruhların medar-ı şefkat ve rahmet ve inayet olabilen cihazatı ve matumatı ve nimetleri adedince rahmetini gösteren deliller, şahitler, bize rahim, kerim, enis, vedud olan Halık'ımızın, Sani'imizin, Hami'imizin dergahını gösteriyorlar. O dergahta en makbul bir şefaatçi, acz ve zaaftır. Ve acz ve zaafın tam zamanı da ihtiyarlıktır. Böyle bir dergaha makbul bir şefaatçi olan ihtiyarlıktan küsmek değil, sevmek lazım.